bazı ehli tahkik derler ki elfaz-ı Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin her biri müteaddit cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini temvir eder. Manevi gıda verir. Manaları bilinmezse yalnız lafız ifade etmiyor, kafi gelmiyor. Lafız bir libastır, değiştirilse her taife kendi lisanıyla o manalara elfaz giydirse daha nafi olmaz mı? El cevap. Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyenin lafızları camit libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir. Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı nebeviyenin lafızları camit libas değil, cesedin hayattar cildi gibidir. Belki mürur-u zamanla cilt olmuştur. Libas değiştirilir, fakat cilt değişse vücuda zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler manayı örfilerine alem ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez. Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa tetkik ettim. Gördüm ki o halet hakikattir. O halet şudur ki Sure-i İhlas'ı Arefe gününde yüzer defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki bendeki manevi duyguların bir kısmı birkaç defada gıdasını alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi bir zaman mana tarafına müteveccih olur, hissesini alır, o da durur. Ve kalp gibi bir kısım manevi bir zevke medar bazı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sukut eder. Ve hakeza gitgide o tekrarda yalnız bir kısım letaif kalır ki pek geç usanıyor, devam eder, daha manaya ve tetkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i müfekkireye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafz-ı müşebbi olduğu bir meali icmaliyle ve isim ve alem bulundukları manayı örfi onlara kafi geliyor. Eğer manayı o vakit düşünse zararlı bir usanç verir ve o devam eden latifeler taallüme ve tefehüme muhtaç değiller, belki takattura, teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterirler. Ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kafi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o Arabi lafızlar ile kelamullah ve tekellüm-i ilahi olduğunu takattur etmekle daimi bir feyze medardır. Efendim burada Hazreti Üstad'ın, ben burayı çok defa okuduğumda bir türlü çözemedim. İnsanda 70'ten ziyade latife var. Esma. Esma. Şimdi efendim her bir İhlas-ı Şerif okuduğunda, yüzer defa okuduğunda bir latifesi doyuyor, kalıyor. Diğeri daha devam ediyor. Böyle böyle gidiyor. Şimdi efendim Hazreti Üstad gibi kemale ermişlerdeki insanlardan mı böyle gidiyor, yoksa bizde bir anda bir noktada kalıyor mu? Latife
hususunda adalet var. Üstad'da neler varsa bende de, sende de aynı latifeler var yani. Manevi latifeler. Kalpten, ruhtan vesaireden bahsediyor. Zevk alması nasıl? Herkeste var. Şimdi onun zevk alıp almadığını Üstad Hazretleri fark ediyor. Bizimle arasındaki, onun arasındaki fark o. Bizde biz fark etmiyoruz. O latife doymuyor, devam ediyor ama biz doymayan latife hangisidir onu bilmiyoruz. O buna hakim. İşte bir müddet sonra Kuvve-i Müfekkir'e dersini alıyor ve duruyor. Ondan sonra kalp başlıyor. Kalp da alacağı kadar alıyor. O zikrin devamından dolayı. İhlas Suresi'nin devamından dolayı. Sonra o da duruyor. Sonra kendisine mana lazım olmayan örfi manadaki bir mana kendisine kafi gelen latifeler bunun devamını talep ediyorlar ve devam ediyor ve bu artı şey yapmıyor, bıkma meydana gelmiyor. O latifelerde bıkma olmuyor. Ama o latife bizde hangisidir onu biz bilmiyoruz. O üstadın bizden o noktadaki farkı doymayan latifenin ne olduğunu biliyor. Herkeste aynı durum vardır yani. Biz mesela onun devamından dolayı zevk alırız, neşe alırız, devam ederiz. Ama o neşe alıp devam ediyoruz. Kuvve-i müfekkirenin, mana üzerinde duran zihnimizin, kalbimizin ne kadarla aldıktan sonra iktifa ettiğini bilmiyoruz. Biz devamlı okuyoruz. Halbuki orada işte kuvve-i müfekkire doymuştur, kalp doymuştur. Ama sonunda hiç doymayan bazı latifeler devam ediyor. Yani bizimde de aynıdır. Üstad o devam eden latife hangisi onu bizden farklı olarak biliyor. Bizden farkı o. Hangisi doydu, hangisi devam ediyor onu biz bilmiyoruz yani. Bizim her sabah Yasin, Fethi, Rahman, okuduğumuz gibi. Biz emredileni yapıyoruz. Usanmadan okuyoruz. Usanmadan okuyoruz. Ama o usanma şimdi hangi Türkçe parçayı her sabah okursun ki? Öyle değil mi? İnsan bıkar artık. Yani hangisi olursa olsun. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'da bıkmıyor insan. Sebebi onu daima isteyen, doymayan insanda latifeler var. Efendim bir de en sonunda dedi ki manayı düşünürse orada kesilir. Onun hikmeti ne efendim? Onun hikmeti her şeyin bir yeri var. Mesela aşk mertebesinde Yunus'tan, Mısri'den vesaireden bir mesele gelmiş. Aşk mertebesinde bir şeyler anlatıyorsun. Şimdi orada birisi seni ilmi bir mesele, bir sual attım ortaya. O sohbet biter. Fıs söner o sohbet. Yani her şeyin bir yeri var yani. O aşk mertebesinde, kalp mertebesinde devam eden bir sohbette akıl devreye girdi mi, aklı devreye soktun mu o durur. Şimdi mesela Yunus diyor işte cennet cennet dedikleri bir bahçeyle bir şeydi. Ver ona, bana gerek, seni gerek. Şimdi böyle onu mevzu itibariyle aşk mertebesinde anlatırken efendim olur mu yani şimdi cennet cennet dedikleri bir bahçe olur mu? Bunu nasıl anlayacağız? Nasıl anlarsan anla ama sohbetin evini yıktın. Yani sen nasıl anlarsan anla ama sohbet gitti. Orada kesilir, sohbet eden kesilir orada. Başka meseleye geçer. Öyledir o iş yani. Evet. İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi hakaikleri başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba-ı daimi olan elfaz-ı ilahiye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. Çünkü
menba-ı daimi olan elfaz-ı ilahiye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. Evet. Demek ki o letaif bu kelam içindir. Bu kelamın suretini değiştirdin mi? Kelimeyi mesela Kürtçe'de Allah Hade. Hade. Şimdi yani Hade dedin mi o Allah ile doymayan latife birkaç tane Hade ile doyar. Çünkü o elfaza göre o latife o elfaza göredir. O elfazda doymayan o latife onun cildini yani suretini yani kelamını değiştirdin mi aynı mana da olsa o latifenin de alma kabiliyeti orada sona eriyor. Tekrar okuyorum. Çünkü menba-ı daimi olan elfaz-ı ilahiye ve nebeviye kaybolduktan sonra o daimi letaifin daimi hisseleri de kaybolur. O latife ona göre ayarlı. Onun şeyini Allah, Allah, Allah milyon defa, milyar defa söyledin doymadığı halde hade, 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 hade 100 tane, 1000 tane söyledin biter o iş. Çünkü o doymayan latife o elfaz-ı mübarekeye göredir. Evet. Hem her harfin lakal 10 sevabı zayi olması ve huzuru daimi bütün namazda herkes için devam etmediğinden gaflet içinde tercüme vasıtasıyla insanların tabiratı ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur. Evet, nasıl İmam-ı Azam demiş, La ilahe illallah tevhide alem ve isimdir. Biz de deriz, kelimat-ı tesbihiye ve zikriyenin hususan ezanda ve namazda olanların ekseriyeti mutlakası alem ve isim hükmüne geçmişler. Alem gibi manayı lugavisinden ziyade manayı örfi şer'isine bakılır. Öyle ise değişmeleri şer'an mümkün değildir. Hani meşhur şey söylüyorlar ya Harem-i Şerif'te İmam Efendi akşam yatsı namazlarını kısa surelerle okumuş. Ondan sonra sabah tabi uzun süre sürünce Karadenizli ne demiş? Ha bu demiş akşam güzel Türkçe okuyordu, anlıyorduk demiş. Sabahleyin demiş işi bozdu, çevirdi bu demiş. Anlamıyoruz ne dediğini. O artık isim olmuş gibi. Yani elem terekife ona göre Arapça Marapça değil. O Türkçe okuyor işte. Elem terekife'yi okuyor. Bu alem ve isim. İsim değişmez. Yani Ali'nin İngilizce okunuşu Ali'dir. Farsça Ali'dir. Değil mi? Hinduca Ali'dir. Değişmez o. İsim değişmez. Alem ve isim olmuş. Bayrak, alem. Yani onun Hindistan'da görsen Türk bayrağıdır. Çin'de görsen Türk bayrağı, Amerika'da görsen Türk bayrağıdır. Alem ve isim. Onlarda kutsiyet o alem ve isim olması itibariyledir. Yoksa kırmızı, beyaz bir şey, bez yere düşmüş. Hiç mühim değil ama o kırmızı, beyaz bayrak şeklinde oldu mu onun için nice canlar yanıyor. Şehit düşüyor, yine düşürmüyor yere. Değil mi? Alem oluyor. O elfaz-ı Kur'aniye ve nebeviye de o kelimeye alem ve isim olmuştur. Alem ve isim olmuştur. Onu değiştirdin mi olmaz yani. Evet. Her mümine bilmesi lazım olan mücmel manaları yani muhtasar bir meali ise en âmi bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler malayaniyat ile dolduran adamlar bir iki haftada
hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimat-ı mübarekenin meali icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler? Nasıl Müslüman olurlar? Nasıl akıllı adam denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o nur menbaalarının mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir. Hem Subhanallah diyen hangi milletten olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kâfi gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa, eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih olsa, akıl noktasında bir defa taallüm eder, halbuki günde 100 defa tekrar eder, o 100 defa aklın hisse-i taallümünden başka lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac eden meali icmali çok nurlara ve feyizlere medardır. Bahusus tekellüm-ü ilahi haysiyetiyle aldığı kutsiyet ve o kutsiyetten gelen feyizler ve nurlar çok ehemmiyetlidir. Elhasıl zaruriyat-ı diniye mahfazaları olan elfaz-ı kutsiye-i ilahiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvakkat ifade etseler de daimi, ulvi, kutsi ifade edemezler. Ama nazariyat-ı diniyenin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile vesair tedris ve talim ve vaaz ile o ihtiyaç mündefi olur. Elhasıl lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabinin camiyeti ve elfaz-ı Kur'aniyenin icazı öyle bir tarzdadır ki kabili tercüme değildir, belki muhaldir diyebilirim. Kimin şüphesi varsa icaza dair 25. söze müracaat etsin. Tercüme dedikleri şeyler ise gayet muhtasar ve nakıs bir mealdir. Böyle meal nerede? Hayattar çok cihetlerle teşaub etmiş ayatın hakiki manaları nerede?